Mehmet Karabulut efendim Kırıkkale'de bir imam eski eniştesi tarafından camide vuruldu. Hem de nasıl biliyor musunuz? Namaz kıldığı sırada. Yahu hadi kuldan korkun yok. Allah'tan da mı korkun yok? İbadet sırasında bir insanı nasıl vurabiliyorsun? Ve tabii hemen cemaat tarafından etkisiz hale getirildi ama Mehmet Karabulut da şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. En savunmasız haliydi hocam. Camiyi bastı, imam olan eski kayınçosunu namazda kurşuna dizdi. Hocanız tek suçu sadece kız kardeşini korumak. Akıl almaz olay Bahçeli'de yaşandı. Duran isimli saldırgan İmam Mehmet Karakulağ'ın kız kardeşiyle evliydi. Çift geçen yıl boşandı ama koca eski karısına huzur vermedi. Kaç defasında birleştirdiler ayrıldılar, birleştirdiler ayrıldılar yani. Zulüm yapıyor artık evdekilerine de. Kimse zuluma sessiz kalamaz ya. Sadece karısına değildi zulmü. Eski kayınçosunun da peşini bırak. Çünkü karısıyla ayrılmasından Mehmet Karakulağ'ı sorumlu tutuyordu. Aile düzenimi sen bozdun diyerekten öldüreceğim seni falan diye bir ara duymuştum yani. Sürekli tehdit aldığını söylüyordu hocamız yani. Cami imamı işte tam buradaydı. Öğle namazını bitirmiş, cemaatle birlikte dua ediyorlardı. O an saldırganı fark etti. Aslında gelen tehlikenin farkındaydı. Hatta cemaati uyardı. İşte o anda saldırgan silahını çekti ve ardı ardına ateş etti. Mehmet Hoca demiş ki şunu yakalayın demiş. Dua ediyorlarmış. Adamın belki fikri başkaymış. Orada vurmuş. Arkadaşlar da yardımcı olmuşlar. Elinden silahı zor almışlar. Saldırgan İmam Mehmet Karakulağ'ı vurmak için adeta fırsat kolluyordu. Bunun için en savunmasız anını bekledi. Kirli planını devreye sokmak için de İmam Mehmet Karakulağ'ın görev yaptığı camiyi seçti. En savunmasız bir halde bir insanın camidedir yani. Namaza durduğu zaman bir insan savunabilir mi? Kendisine kurşun sıksabilir. Namazı bozamaz yani. Bunu fırsat bildi. Mahalle sakinleri saldırganın birkaç kez caminin etrafında görüldüğünü söyledi. Yani saldırgan cami imamını vurmak için pusu kurdu anlaşıldı. Şimdi diyor 3-4 gündür geliyor takip ediyordu burada diyor. Ya. Ben aynı insanı 2-3 sefer gördüm burada diyor. Bir seferinde motosikletle geldi buraya diyor. Allah'ın mescidinde bu işi yapması mertliğe de sığmaz, insanlığa da sığmaz. Vücuduna 3 kurşun isabet eden imam hastanede yaşam savaşı veriyor. Saldırgan eski enişte de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.